Yaz geldi. Yaz geldiğinde en çok sevilen şey güzel bir yaz kızartması. Şimdi güzel bir yaz kızartmasının aslında ipuçları var ve nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler var. Bugün aşama aşama biraz patlıcan, biraz biber ve biraz patates yaparak o yaz kızartmasının ipuçlarını, efsane lezzetli domates sosunun nasıl yapıldığını ve çok daha fazlasını anlatacağım. Yaz kızartması deyince as solis kim? Senin için kim? Patlıcan. Benim için de patlıcan. Sizin için? Patates. Biber. Ne olur siz de yazın. Sizin için biber mi? Patlıcan mı? Patates mi? Kabak mı? Kabak da olabilir. Bence daha çok patates mi patlıcancılar mı diye bir yarışma olacak diye tahmin ediyorum. Şimdi patlıcanı pijamalı soyuyoruz. Neden pijamalı soyuyoruz? Aslında illa zorunda değiliz ama her tarafı eşit pişebilmesi için, çünkü burası birazcık engelliyor ya. Pijamalı soyup böyle hatta tam o ek yerin ortadan kesip bir daha kesersek sonra da bunları küp küp büyük parçalara şöyle koyduk. Sonra bunu birazcık acısını alsın diye su koyuyoruz. Suyu işte bizim filtre cihazından koyduk. Birazcık da tuz koyduk. Tuzlu olunca ne oluyordu? Acısını bir parça aldığıyla ilgili güzel bir şeyimiz var. Ben vallahi her zaman yapmayabiliyorum. Böyle mesela deminki patlıcanımız çok körpeydi ya. Öyle olduğunda direkt de aslında yapabiliyoruz. Patatese gelince patatesleri soyduktan sonra aslında soğuk bir suda bekletmek. Daha çıtırdaması için biraz buzlu soğuk bir suda, burası şu an 700 derece olduğu için biz başlayana kadar bütün buzlarımız eridi. Ve kabukla artık koyuyoruz, kabuğu ziyan etmiyoruz. Farkındaysanız normalde patlıcanda daha fazla işte kabuğunu alırdım. Şu an alabildiğim minimumda aldım. Biberde de sadece baş kısımları kalabilir ama böyle hani keserek de ya da bütün olarak da biberler kızartılabilir. O biber kızartmada sadece hani minik bir ipucu, hani dümdüz böyle de kesmek var aynı şeyi. Ya da bunu böyle hafif verevine kestiğimiz zaman, mesela şöyle diyelim, birazcık daha havalı ve bu hani buralardan çıtırdama ihtimal fazla oluyor. Şu an bıçağım hiç güzel kesmiyor. Belki hissetmişsinizdir. O zaman başka bir bıçak bulun. Böyle bir bıçak da olur. Daha küçük bir bıçak da olabilir. Onu sırtıyla bu bıçağın önünü şöyle birkaç tur ama iki tarafında eşit bir şekilde sırtını kullanarak masatlayın. Malzemelerin hazırlığı kabaca böyle. Pişme sırası olarak baktığımızda patates, patlıcan bunlar daha önce pişmeli. Biber daha sonra pişmeli. Neden? Acısını mı bırakıyor? Biber acısını bırakıyor. En son pişecek şey her zaman hani İzmir köftesi falan da öyle. Şimdi gelelim yağ. Yağ ayçiçek olabilir, mısır özü olabilir, zeytinyağı olabilir, kızartmalık yağ. Kızartmalık yağ şöyle derece ölçeri ile ölçmemiz mümkün. Şu an 112 derecede. Buradan birazcık daha sıcak diyebilir sadece. Çünkü altı kapalıymış. Şimdi bunu yakıyoruz. Birazcık ısınmasını bekliyoruz. Isınmasını beklerken tabii ki evde böyle havalı bir ölçeriniz olmasını beklemiyoruz. Yağ koyup bu tahtayı bir mesela şimşirse idealinde çok daha iyi. Şöyle beklettiğimizde bak hiçbir şey olmuyor, görüyor musunuz? Yeterince güzel ısınmadığını buradan anlayabiliriz. Hazır kızartmalardan bahsederken buraya kızartmalık yağların tütme derecesini. Bir yanma derecesi var, bir smoke point, bir de burning point var. Smoke point aslında içindeki belirli şeylerin buharlaşmaya başladığı, hani etrafa da aslında yağ kokusunun o çıktığı, kanserojen hale dönüşmeye başladığı zamanlar gibi düşünebiliriz. Özellikle rafine yağlarda, rafine yağlar sinsidir. Tüttüğünü de o kadar koku olarak duymazsın, yandığını da pek anlamazsın. Ama zeytinyağında tüttüğünde koku çok net olur, rengi de böyle bayağı koyu yeşil acı bir şeye dönüşür. Aslında kendisi samimiyetinden böyle yapıyor. Yani yandım şeyi size dürüstçe söylemiş oluyor. Tam da bu sebepten zeytinyağı yanar diye 1950'lerde özellikle işte bu ayçiçek çok daha iyidir, zeytinyağımız yanar gibi bir kanı oluştu. Bu kanı böyle insanların beynine çakıldı. Zeytinyağlı yiyemem aman, basmalı fistan yiyemem aman, senin gibi cahile ben efendi diyemem aman diyerek hem Atatürk'ü hem köylüyü, milletin efendisini, hem Sümer Bank'ı kötüleyen besteler bile yapıldı sonuç olarak bu ülkede. Dolayısıyla zeytinyağın yanması falan filan değil, hiçbir yağın yanmadan kızartmaların yapılması çok önemli. Bak kaynamaya başladı, görüyor musun nasıl? Şimdi aynı tahtayı koyduğumuzda nasıl fıkır fıkır ediyor. Fakat ben burada ne yapmadım derseniz, şu an altını o yüzden kapattım. Yağım ne yapmasın diye? Tütmesin diye. Buraya bir tane bez koyuyorum. Çok kötü bir şey yapacağım. Şöyle uzaktan. Aa bir şey olmadı. Niye olmadı?
su attım. Duyuyor musunuz bu? Duydunuz. Bu Allah korusun. Bu böyle kaynarken su gidiyor aslında. Pof diye patlıyor. O patlama olmaması için bizim kızartacak şeylerimizi iyice kurutmamız lazım. Onun için de mutfak peşkiri, mümkünse asla ve asla mutfak peşkirlerimizi ne yapmıyoruz? Yumuşatıcıyla yıkamıyoruz, kokulu deterjanla yıkamıyoruz. Çünkü ondan sonra bir anda mesela ben öyle çok restorana gittim. Bayağı yumuş kokulu patlıcanlar yiyebiliyorsun ondan sonra. O yüzden şöyle güzelce ileri geri giderek alıyoruz. Tekrar açıyorum. Şöyle güzelce kızartmaya başlıyoruz. İçine koyduğumuz yağ. Mesela az yağda derin yağ kızartması olmuyor. Ne oluyor? Bir kısmı kızarırken öbürü yağ çekiyor. Daha fazla yağ çekiyor. Bu yağ bile biz büyük ihtimalle artık dayanamadık. Bu bile az geliyor. Şimdi. Ama air fryer'da çok güzel oluyor. Zaten şimdi tam oraya geliyordum. Şunu söyleyebilirsiniz. Zekika artık derin yağda çok pahalı. Hem kolesterol anlamında hem pek çok sebepten ben air fryer'da kızartmak istiyorum. Hani yalnız değilsiniz, ben de aynı isteyim. Orada neye dikkat etmek lazım? Pek çok insan air fryer almış, ben bu patlıcanı falan güzel kızartamıyorum diyor. Birkaç tane şey var. Bir fısfıs kullanmak. Fısfıs da her tarafını güzelce yağlamış olmak. Özellikle patlıcanda çekiyor yağ, her tarafın bir şekilde ıslandığından emin olmak lazım. Haznesi diyelim 2 litre, 3 litre, 5 litre, 6 litre neyse. Çok kalabalık olmaması lazım o haznenin. 3'te 1'i kadar böyle ancak dolu olmalı. Normalde yaptığınızdan daha sık karıştırmanız lazım. 200 derecede pişirilmeli. O hani derin yağ, kızgın yağın ateşini havayla yakalayabilmek için yüksek ısıda olması gerekiyor. Ve sık sık karıştırarak o havanın alt üst ederek o hissi yaratmanız lazım. Ama her açıp karıştırmada da çok uzun olmaması lazım. Çünkü içerideki havayı dışarı çıkarıyorsunuz ve soğutuyorsunuz ya. Onu böyle olabildiğince çekmesinler çıkarmadan içinde ileri geri iterek yapmakta da fayda var. Gelelim bu kızartmaların efsane sosuna. O domatesli sos. Birazcık zeytinyağını koyuyorum. 4 diş sarımsağım var. 4 diş sarımsağı bunun içerisine. Ah, yüzüme geldi. Gerçekten mi? Bir şey kırıldı mı? Sarımsak kırıldı. Bugün böyle bir gün, ne yapalım? Okey. Şöyle 4 diş sarımsağımızı güzelce kavuruyoruz. Böyle olduktan sonra rendelenmiş 4 adet iri domates. Kendisi içeri giriyor şöyle. Lerden bence de bir tanesi. Geçen gün İngilizce kanala işte temel Türk sosları, hani Türk mutfağında sos yoktur diyen falan bir sürü insan var ya, onlara böyle birazcık cevaben efsane Türk sosları, bu da aslında onlardan bir tanesi. Domates böyle güzel ama domatesin biliyorsunuz hani nasıl meyvenin ekşiliği var, böyle bir şeysi var, böyle bir kekrekliği olabiliyor. Onu dengeleyebilmek için birazcık sirkeye ihtiyacı oluyor. Şöyle bir çorba kaşığı kadar ve biraz da şeker. Normalde böyle her şeye çok fazla şeker koyan bir insan değilim ama buna gerçekten güzel gidiyor. İki tutam da tuzunu koyuyorum. Daha sonra tadına bakabiliriz ama bu şimdi farkındaysanız kaynayana kadar yüksek ateşte bütün bu güzellikleri karıştırıyorum. Kaynamaya kenardan başladı. Kısık ateşe, daha sonra orta ateşin kısığına 10 dakika fıkırdayarak pişireceğiz. Patlıcan da mesela demin birazcık rengi açıktı. O kadar rengi açıkken patlıcan güzelce pişmiş olmuyor. Şimdi artık böyle alabiliriz. Aldığımızda da ilk an çok önemli. En çok yağ çekme sebzelerde aslında yağdan çıkarttığın ilk saniyeler. Ve orada ne kadar hızlı yağından arındırır ve hızlıca soğutursan o kadar iyi oluyor. Onun için böyle ileri geri hem hava alarak soğutuyorum hem de fazla yağının kevgirle akmasını sağlıyorum. Peki mesela bu böyle koyu gözüküyor ya. Evet. Ama yanmış değil. Hayır. Hatta bak sonunu çıkarırken muhakkak altını kapatmak lazım. Çünkü bu sefer yağ çok ısınıyor. Son ikiyi çıkartmadan şöyle bak fazla yağını aldım ve soğuttum. Ve soğuttuğumda da yine kevgire ve altı boş bir şey çıkarıyorum. Ve asla ve asla üst üste doldurmuyorum. Üst üste doldurduğunda da birbirinin ısısıyla yağ çekiyor. Şimdi artık tuz serpme zamanı. Tuzunu böyle serpiyorum. Şöyle bir karıştırıyorum her tarafına. O tuzun geldiğinden emin oluyorum. Yağ süzüldüyse, servis yapacağınız tepsi belliyse, servis yapacağınız tepsiye de böyle geniş geniş alabilirsiniz. Böyle birkaç turda pişireceğim bütün sebzeleri. Şu an mesela kendi ısısıyla hala devam ettiği için yağım yanmasın diye bak hafif tütmeye başladı ya. Hızlıca patatesleri koyuyorum. Yağ derecesi yükselmeye devam edebiliyor içi boş olduğunda.
Muhakkak yağın etrafta dolaşabilmesi önemli. Şöyle karıştırıyorum. Sonra biberlerimi ekliyorum. Biberleri eklerken çok yüksekten atmayın. Yağ sıçrar, yanabilirsiniz. Biberler bir taraftan pişerken size şunu anlatmak istiyorum. Bizim klasik yaz kızartması patatesi böyle önce çıtır çıkar, sonra azıcık yumuşak. Bu hatta belki o yumuşaklık bu yaz patatesinin yani sosuyla güzelliğini de aslında verir. Hayır Rebecca, ben sadece patates kızartacağım. Ve çıtır çıtır olsun, yani dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık olsun diyorsanız onu muhakkak videomuz vardır. Mükemmel patates kızartması. Evde çekmiştiniz pandemide. Pandemide evde çekmişiz. Burak hatırlattı, videoyu buraya koyuyoruz. Gelin biberle. Şimdi ben biberleri ne zaman seviyorum? Şimdi burada büyük bir tartışma olacağını tahmin ediyorum ekipte. Bir böyle önce attığımızda yeşilleri daha da parlak oluyor. Sonra yavaş yavaş sarıya dönmeye başlıyor. Yani o parlaklıktan birazcık sararmaya başladığı anda ben almayı tercih ediyorum. Biraz daha beklediğimizde tam böyle ölük gibi oluyor. Onu sevmiyorum. Bak hani o parlaklığı bak biraz azaldı. Ama böyle koyu yeşil olmadı. Benim annem mesela fasulye yemeği rengi yapar, onu sevmem. Evet, yaz kızartması dediğin aile işidir, aile muhabbetidir. Öyle olunca ben kızartma yapmaya yoruldum. Burak Bey de artık tabakta. Ben de dizmeye geldim. Yaz kızartmasının serinleteni nedir? Sarımsaklı yoğurt. Buradaymış. Ortaya önce bir sarımsaklı yoğurdu koyuyorum ben. Sarımsaklı yoğurt, birazcık tuz. Ben arada karabiber de koyuyorum. En çok olan en dışa patatesleri koyarak başlıyorum. Sonra biraz daha az olan patlıcanları bir halka olarak diziyorum. En sonunda da biberler var. Biber en az olduğu için onları böyle küçük bir halka olarak koyalım. Şimdi geldik sosa. Mesela biz kızartma yaptığımızda hani böyle havalı servisler pek yoktu. İşte mesela patlıcanları annem kızartır, biberleri kızartır. İşte patates varsa patates kızarır. Bu domates sosunu ayrı yaparız, yoğurdu da ayrı yaparız. Bir yaz gecesi rüyası yaptınız galiba. Bizim rüyamız da böyle. Aynen. Gece mi, gündüz mü? Her zaman, bir bütün yaz boyunca yiyebileceğimiz. Sadece patatesi yazdı, patlıcanı sadece biberi de yapabilirsiniz. Böyle biberi böyle güzel yoğurtla karıştırarak da çok güzel olur. Azıcık domates tuzu. Bir sürü versiyon olması mümkün. Tekrar söylemek istiyorum, tekrarlamak istiyorum. Eski kanalları YouTube göstermeyip yenilerini ön plana atmak gibi bir durum var. O yüzden videoları izlerken yorum yapmak, beğenmek hepsinden daha önemli. İyi ki varsınız. Ne olur beğenin. Bunu bizden esirgemeyin. Bekliyoruz. Gelin arkadaşlar, bu tabağı bozmak lazım.